İlluminati ve şeytan bağlantısını şöyle açıklayabiliriz. Zaten başlı başına Illuminati demek günümüz için konuşuyorum. Luciferizmi iblisi ya da şeytanın öğretilerine bazalan bir örgüttür. Illuminati'yi anlatırken ben bugün Türkiye'de de anlatılan Illuminati'ye bakıyorum. Sadece dünya üzerinde para baronları var ve bu para baronları faaliyet gösteriyor. İlluminati de bu baronların oluşturduğu bir örgüt gibi lens ediliyor. Hayır kardeşim. Bunların en tepesinde piramit dediğimiz sistemin en tepesinde şeytana tapan insanlar vardır. İlluminati'yi anlatırken eğer iblisi anlatmıyorsak eksik anlatıyoruz demektir. İlluminati tamamıyla şeytan sistemidir. Bakın 1972 yılında İlluminati ailelerinden birinin malikanesinde ee, hangi aile olduğunu söylemeyeceğim bizim kaleme almış olduğumuz İlluminati isimli, aynı isimli Karanlığın ve Aydınlığın Savaşı İlluminati isimli kitapta bunu çok açıkça anlattık, detaylarıyla anlattık. Dileyen dostlar oradan bakabilirler. 1972 yılında İlluminati ailelerinden en tepedeki iki aileden birinin malikanesinde Manhattan e, Wadinson malikanesinde bir ritüel düzenlendi. Bu ayinde maalesef ki bakire kızlar kurban edildi ve oraya bizim bugün hani kendi toplumumuzda Anadolu toplumunda cin çağırma derler ya ona benzer bir metot ile iblis dedikleri ifrit dedikleri bir şeytan davet edildi bu sistemin içinde illuminati dediğimiz sistemin içinde yani şeytana tapınılan bu sistemin içerisinde birçok politikacı bürokrat sanatçı ya da devletin devletlerin önemli kademelerinde yer alan pek çok önemli isim maalesef ki vardır. Hatta bunları zaman zaman kendileri de açıklamışlardır. Ruhumu şeytana sattım diye. Bu sistemin ana amacı dinleri ortadan kaldırmaktır. Korku hegomanyası ile birlikte tek dünya imparatorluğu, tek din kurabilmek adına dinleri ortadan kaldırmaktır. 1776 yılında bu adamlar Illuminati kurdular ve aynı tarihte Amerika Birleşik Devletleri kuruldu. Amerika Birleşik Devletleri kurulurken Ilk çıkardıkları para birimi 1 dolardı. 1 doların üzerinde bir piramit vardı. 13 katlı bir piramit. En tepesinde de bir sembol vardı. Tek gözle bize bakan. Halen daha bize bakan bir sembolü. 13 tane aile İngiltere'den ayrılarak ABD'nin keşfinden so keşfinden sonra ABD'ye geldiler. ABD'ye gelindiğinde çok enteresan bakın. 13 tane aile ABD'ye geldi. Ve o 13 tane aile, para baronu aile, para yardımı yaparak İngiltere'den 13 tane kabile getirdi. Bu 13 tane kabile ne kurdu biliyor musunuz? Bugün ben söylemiyorum resmi kayıtlar var. 13 tane ayrı eyalet kurdu. Yani Amerika Birleşik Devletleri ilk kurulurken 13 tane eyaletle kuruldu. Şeytan sembollerle hareket eder sevgili dostlar. Masonların çok kullandığı ee, ve 1 dolarda da olan, gönye ve pergel işareti vardır. Gönye ve pergel işaretinde ortasında da bir harf var. Ne harfi bu? G harfi. Giresun'un G'si, Gelibolu'nun G'si ya da onların tabiriyle Goat. Gat. Düzeltiyorum. İbranice'de Yehova demek. Yani Tanrı'nın sembolü. Baş harfi. Onlar biliyorsunuz Gat diyorlar. Biz Allah, Rab, Tanrı, İlah diyoruz ama onlar da Gat diyorlar. Şimdi enteresan tarafı şurası. İbranicede Gat Yahova demek. Yahova'nın Kabalistik sistemde bizde nasıl havas ilminde ebced varsa onlarda da Kabalistik sistem var. Kabalistik sistemdeki sayısal değeri 45. Çok enteresan. Bakın çok enteresan. Tekrar söylüyorum. Yahova'nın tanrının ismi olan Yahova'nın Kabalistik değerdeki sayı değeri 45. Yine kabalistik sayı sistemine göre antikristin yani deccalin deccelin sayısal değeri de 45.